Yani dakikalar geçtikçe ciddi anlamda gerginlikler olmasına rağmen, sahanın gerilmesine rağmen öncelikle muhteşem deplasman tribünü maçtan kopmadı. Takım sakinliğini korumayı başardı. Hocamız da öyle ve anamızın ak sütü gibi son derece cömert pozisyonlar harcamış olmamıza rağmen, maçı strese sokmamıza rağmen %100 haklı bir penaltı pozisyonuyla 3 puanı zor da olsa almayı bildik. Şampiyonluk yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu penaltı pozisyonunun %100 penaltı olması bu kadar barizken gerek Çağdaş Hoca'nın, bütün ekibinin ve Başakşehirli bütün yedek kulübedeki oyuncuların bu kadar agresif, sert, bu kadar net, bariz olan pozisyona tepki göstermelerini gerçekten anlayamadık. Şimdi artık da bir Türkiye'de bu algı işleri nasıl yürüdüğünü bildiğimiz için şimdi herkes bu penaltıyı konuşuyor. Bu penaltı üzerinden algılar başladı bile Fenerbahçe aleyhine. Sizi 15 dakika bir erkene götürmek isterim. Batshuayi'nin orada bir ikili mücadelesinde Başakşehirli oyuncunun net bir penaltısı var. Hadi bunu maçın dinamik temposu içinde hakem gözden kaçırmış olabilir. Ancak mesela nasıl VAR çağırmaz? Hatırlarsanız VAR hakemi açıklandığı zaman biz bir camia refleksimizi gösterdik az da olsa. Endişelerimizi dile getirdik. Bu endişelerimize ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha gördük. Yani 90. dakika durumu kurtarmasak belki de büyük bir darbe yiyecektik. Şimdi bunun bu şekilde gündem olmaması, anlık gündemden bahsediyorum. Sebeplerinden bir tanesi bu pozisyon olduktan tam 9 dakika sonra yayıncı kuruluş pozisyon tekrarını gösterdi. Bu da aslında canlı yayının olağan akışına aykırı bir durum. Yani yönetime geldiğimizden beri uzun süredir mücadele verdiğimiz dinamiklerden bir tanesi de bu. Yani hem VAR ayrı çağırmıyor pozisyonu, kontrol etmiyor, hem de maalesef yayıncı kuruluş bu pozisyonu tam 9 dakika sonra, olay soğuduktan sonra tekrar gündeme getiriyor. Bu gibi algılarla, bu gibi dinamiklerle biz savaşmaya devam ediyoruz elimizden geldiği kadar. Herkes istediği gibi karşımıza dikile dursunlar. Biz şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Camiamız dimdik ayakta. O eski kırılgan Fenerbahçe'yi bekleyenler daha çok beklerler. Onu da söyleyeyim. Özetlersek taraftarımıza, takımımıza ve teknik direktörümüze çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber şimdi söyleyeceğim, üzülerek söyleyeceğim. Bazı gerginliklerde baş aktör olarak en ön plana çıkan Deniz Türüç bizim eski oyuncumuz. Yani Fenerbahçe düşmanlığı artık sınır tanımamaya başladı. Ben şimdilik sadece yazıklar olsun diyeyim ama taraftar ve Fenerbahçe camiası bunu not etmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Soru sorabilir miyim Serhat Bey? Şimdi haftalar azaldıkça tabii ki gerginlik de artıyor. Psikolojik savaştan bahsediliyor. Açıklamalar oluyor. Siz Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? 3 kez 4 kez Sayın Başkan açıklama yaptı geçen hafta içerisinde. Erdem Bey açıklamalar yaptı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii biz şimdi son maç 2 puan kaybettik. Onlar da kazandığı için onlar şimdi birkaç gün açıklama yapmazlar. Ama keşke bütün bunlara gerek kalmasa, bu psikolojik savaşlara. Ben çok kale almıyorum açıkçası. Çünkü onlar biliyorsunuz öne geçtikleri zaman ya da öne geçecek gibi bir pozisyon elde ettikleri zaman algılara başlarlar. Biraz geridelerse her itidal, dostluk, kardeşlik, daha önce söylediğim şeyler yani. Samsunspor maçından sonra camianın bir açıklama beklentisi vardı. Sessizliğinizin özel bir sebebi var mı? Yok, özel bir sebebi yok. Yani bence her maçtan sonra da çıkıp da konuşacak halimiz yok. Şahsi fikrim. Peki, Selahattin Bey. Aslında çok fazla sevdiğiniz bir soru tarzı değil ama Çağlar Söyüncü ile de bir Fenerbahçe'nin ilgisi var olduğu konuşuluyor sosyal medyada özellikle. Fenerbahçe'nin transfer hedefinde böyle bir isim var mı? Sizinle görüşmeniz oldu ya, mu? Şöyle söyleyeyim, şu anda buradaki arkadaşların neredeyse tamamı beni aramıştır son bir hafta içinde bununla alakalı. Biz biliyorsunuz yani tarzımız bu. Sevmiyorsunuz onu da biliyorum ama bitecek gibi olursa bir transferi açıklarız. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Federasyonla ilgili bir açıklaması oldu mu? Mesela Kerem Aktürkoğlu aslında Mert Hakan'ın pozisyonu birebir benzer pozisyon. Mert Hakan ceza aldı, sevk edildi.
Ama Kerem Aktürkoğlu hakemle ilgili bir diyalog yaşamasına rağmen sevk edilmedi. Bununla ilgili federasyonla bir görüş şeyiniz oldu mu? Yani benim olmadı. Zaten federasyonla ilişkilerden sorumlu yönetici ben değilim. Ona Ahmet Bey bakıyor. O daha doğru bir adres. Onunla konuşabilirsiniz bu konuları. Selahattin Bey, daha önce Süper Kupa finaline atandığı zaman Abdülkerim, Abdülkadir Bitigen, Sayın Başkan'ın bir açıklaması vardı. Bu hakemi biz istememiştik diye. Bugünkü yönetime de baktığınızda genel anlamda bu hakemlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Başkanımız bir düzeltme yapayım. Özellikle bu hakemi istememiştik demedi. Başkanımız fırsat bu fırsat. Buradaki polemikler yaşanmasın olmasın diye yabancı hakem istemişti. Ama tabii Abdülkadir Bitigen biliyorsunuz yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani Fenerbahçe camiası ile yani çok da pozitif geçmişi olmayan, barışık olmayan bir hakemdir. Dolayısıyla böyle bir maçta onun isminin açıklanması bizi biraz çok şaşırtmıştı. Ona bugünkü bir şey yok yani bugünkü. O penaltıyı kaçırdı, Batu Şahin'in penaltısını kaçırdı ama hani o dinamik aksiyon halinde olabilir böyle işler. Burada biraz varı suçluyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.